yüzden diyetin sonlarına geldiniz mi? Kilo vermeniz çok zorlaşıyor. Neden? Çünkü hormonlar berbat oluyor. Sabah, idmandan önce, idmandan sonra karbonhidrat karbonhidrat buralarda yüklemeye çalışın genelde. Ve de akşam yatmadan önce kasein. Hey, what's happening YouTube? Ege Fitness back in business, actually always in business. Yeniden kanalımıza hoş geldiniz. Muhteşem bir video ile yeniden karşınızdayız. Neden muhteşem bir video? Çünkü yaz zamanı ve de herkes definasyona giriyor. Yazın biliyorsunuz yağlarımızı eritiyoruz, kaslarımızı daha fazla öne çıkartmaya çalışıyoruz. Ama peki en iyi diyet hangisi? En iyi diyet carb cycling olacaktır. Şu anda açıklayacağım diyet olacaktır. Nedenlerini araştırmalarla beraber vereceğim. Nereden? Bilim masasından. Bu videoya geçmeden hemen sizlerden 20.000 beğeni bekliyorum dostlarım. Biliyorsunuz uzun zamandan beri süren bir kapışma var YouTube'da aramızda. YouTube çok fazla şikayet ediliyoruz diye bazı videolarımızın erişimini sağlıyor, sağlamıyor falan filan belli olmuyor. Tamamen sizlerin desteğiyle bu videonun erişimini arttırmak istiyorsanız videomuzu beğenin ve de yorumlarda başka neler görmek istiyorsanız lütfen söyleyebilin. Şimdi bu carb cycling ne demektir? Bir gün yüksek karbonhidrat alıyorsunuz, bir gün düşük karbonhidrat alıyorsunuz. Neden bu kadar fazla önemli? Neden bu kadar fazla işe yarıyor? Intermittent fasting'den daha iyi bence. Ketojenik diyetten daha iyi bence. Normal balans bir şekilde diyet yapmaktan da daha iyi bence. Ve de bu carb cycling'i hem bulk zamanında hem de definasyon zamanında uygulamanızı ben size öneriyorum, tavsiye ediyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu fat oxidation, yani yağ yakmamız düşük karbonhidratlı günlerde en maksimum seviyeye çıkıyor. E peki yüksek karbonhidratlı günlerde ne oluyor? Kas, muscle protein synthesis, kas protein sentezimiz ve de kanımızdaki glikoz, insülin çok fazla arttığı için yüksek karbonhidratlı günlerde, biliyorsunuz insülin hormonu vücudun en iyi anabolik hormonudur. Alıyor, taşınması gereken besinleri nereye taşınması gerekirse oraya taşıyor. Kaslara pat 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 çat 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 koyuyor, yerleştiriyor ve de yüksek karbonhidratlı günlerde araştırmaların da gösterdiği bir gibi araştırmalar açıklamalarda olacak, bir de birazdan nedenlerini araştırmalarla açıklayacağım. Ama yüksek karbonhidratlı günlerde leptin seviyelerimiz yükseliyor. Bu ne demek? Bu da vücudun yağı yakma hormonu, yağ yakmayla sorumlu olan hormonu diyebiliriz. Dostlarım, diyete başladığınızda leptin seviyeleri yukarıda oluyor ama diyetin sonlarına geldiğiniz zaman metabolik fonksiyonlar, metabolik iltihaplanmalar ve de hormonlar resmen çöküşe geçiyor. Leptin seviyesi çöküyor, hormonlar çöküyor. İşte metabolik iltihaplanmalar başlıyor. Neden? Çünkü uzun süre boyunca kalori açığı yapıyorsunuz. Uzun süre boyunca kalori açığı yapınca metabolik fonksiyonlar aşağı doğru inmeye başlıyor. Bu karbonhidrat sikletinde diyeyim. Bir yukarı çıkartıyorsunuz karbonhidratı, bir aşağı çıkartıyorsunuz ve de kalori alımlarınız da böyle değişiyor. Nasıl yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Böyle olunca ne oluyor? Metabolik fonksiyonlar düşecekken aslında çıkıyor. Bu şekilde daha fazla dalgalanıp hep aynı seviyelerde kalıyor. Bu şekilde ne yapıyorsunuz? Yani vücudunuz gelip tembelliğe alışmıyor. Vücudunuz gelip demiyor ki bu adam her zaman bana 1500 kalori veriyor, 1000 kalori açık yapıyor bana. Hadi ben daha tembel bir şekilde çalışıp ben 1500 kaloride artık kilomu korumaya başlayayım, kilo vermeyeyim demiyor. 1500 kaloride kilo veriyorsanız diyete başlarken 1500 kalori alarak kilo vermeye aynı şekilde devam edeceksiniz. Bu yüzden diyetin sonlarına geldiniz mi kilo vermeniz çok zorlaşıyor. Neden? Çünkü hormonlar berbat oluyor. Metabolik fonksiyonlar berbat oluyor. O yüzden bu definasyonun sonlarına gelmeye başladığınız zaman vücut çöküşe geçiyor ve de kilo vermeniz, yağ vermeniz çok 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 zorlaşıyor. Aynı zamanda vücut ne diyor? Benim azıcık bir yağım var. Ben vücudumu tehlikede zannediyorum. Bu yüzden benim elimde olan bütün yağları ben elinde tutayım diyor. Korkuyor vücut. Bu korkudan onu uzaklaştırmak için karbonhidrat sikleti yapmanız lazım diyeyim. Bu yüzden de zaten vücut geliştirmeciler 2 hafta 3 hafta kala show günlerine bodybuildercılar, yani hakikaten profesyonel şekilde yapan insanlar karbonhidratla oynarlar, karbonhidratla manipüle ederek daha iyi vücudunu şişkin ve de daha güzel sonuç olarak o en son vücuduna kalan yağları da çıkartırlar. Bu yüzden kesinlikle bu diyeti öneriyorum. Şimdi yüksek karbonhidratlarda 200 ila 300 gram karbonhidrat yüklemenizi tavsiye ediyorum. Düşük karbonhidratlarda ise
hiçbir şekilde karbonhidrat almayıp en fazla 50 gram. O da nereden gelecek? Yer fıstık ezmesinden, brokoliden gelecek, sebzelerden gelecektir. Veya işte yağlardan gelen karbonhidratlar varsa, kaju yerseniz, badem yerseniz, ceviz yerseniz, buradan karbonhidrat geliyorsa geliyor. En fazla 50-60 gram tutmanız lazım düşük karbonhidratlı günlerde. E peki kalori alımınız ne olsun diyorsanız, normalde 2000 kalori alıyorsanız dostlarım, yüksek karbonhidratlı günlerde 2000 kalori aldığınızda, düşük karbonhidratlı günlerde ise bunun %70'ini almanız lazım. Yani 1700 mi ediyor? 2000'in %70'ine 1400. Pardon, nasıl yaptım? 1400 kalori almanız lazım olacaktır. Yüksek karbonhidratlı günlerde kilonuzu hangi kaloride koruyorsanız onun üstüne 200-300 kalori ekleyebilirsiniz. Zaten düşük karbonhidratlı günlerde bunu da düşüreceğiniz için yeniden dediğim gibi kilo vermeye, yağ vermeye devam edeceksinizdir. E bu bulk'ta nasıl bu kadar fazla işe yarıyor? Bulk'ta da aynı zamanda bu karbonhidrat yüklemelerini idman öncesi ve sonrası bunun çevresinde yaparak en fazla şekilde kas kazanıp ve de en fazla şekilde yağ yakabileceksiniz. Bulk'tayken bile düşük karbonhidratlı günlerde tamamen vücudunuzu şok ettiğiniz için vücudunuz hiçbir şekilde alışamıyor. Ve de hala neden karbonhidrat cycling yapmamı istiyorsun, neden böyle bir şey öneriyorsun diye soruyorsanız, dostlarım periyotsel olarak leptin seviyeleriyle oynuyor. Yani düşük karbonhidrat aldığınız zamanlar leptin seviyeleri aşağılara geliyor birazcık. Yüksek karbonhidratlı olduğunuz zaman leptin seviyelerini çıkartıyor. Ve de araştırmaların da gösterdiği gibi bu grelin seviyelerini de en optimal şekilde şey yapıyordur. Grelin de açlıktan görevli olan hormondur diyeyim dostlarım. Aynı zamanda International Journal Obesity Related Metabolic Disorder makalesi bir şey paylaşıyor. Diyor ki bu leptin seviyelerinin periyotsal olarak arttıracağını karbonhidrat cycling'in bunu gösteriyor. 2000'de olan araştırma, 2015'te olan araştırma ne diyor dostlarım biliyor musunuz? Diyor ki düşük karbonhidratlı günlerde daha fazla vücut yağı enerji olarak kullanacaktır diyor. 2015'te European Journal of Sport Science'da bu araştırmayı çıkıp sizlere söylüyor. Bu yüzden yani leptin seviyeleri için, hormon seviyeleriniz için en iyi şekilde çalışabilmesi için bu periyotsal olarak yapacağınız karbonhidrat yükleme, aşaltma falan filan çok güzel bir şekilde vücudunuzun sizin daha fazla sonuç vermenizi, sonuç almanızı sağlayacaktır. Kesinlikle öneriyorum. Başka bir diyet önermiyorum. Benim bundan önceki definasyonlarıma baktığınızda ve bu definasyonuma baktığınızda, eğer bu definasyonumun en iyi olduğunu düşünüyorsanız, en iyi göründüğüm definasyon olarak göründüğünü düşünüyorsanız, ben bunu yapıyorum. Ben 2 gün karbonhidratı düşürüyorum. 50 kaloriden 50 gramdan fazla almıyorum ve ondan sonraki gün 300-400 gram olarak karbonhidratı yüklüyorum. Dostlarım karbonhidratı yüklediğiniz günlerde 30 ila 36 saat ila 48 saate kadar metabolik functionlarınız inanılmaz bir şekilde hızlı çalışıyor. Metabolizmanızı inanılmaz bir şekilde hızlandırıyor. Yani bu olduğundan dolayı bir tane karbonhidrat yüklüyorsunuz, sizi 2 gün götürüyor aslında. Anlatabiliyor muyum? 2 gün götürüyor. O yüzden bu 2 gün götürdüğü günlerde ise düşük karbonhidrat yapıyorum. Ondan sonra yeniden yüklüyorum. Yani bu yüklediğiniz enerji yüksek karbonhidrat günlerinde sizin daha fazla yağ yakmanızı sağlayacaktır. Ve de sizin daha fazla idman esnasında enerjiye sahip olmanızı, glikojen depolarınızın daha fazla dolu olmasını sağlayıp daha fazla verim sonuç almanızı sağlayacaktır. Daha fazla tekrar, daha fazla sizden yüksek performanslı idman yapmanızı sağlayacaktır, sebebiyet verecektir. Bunun dışında elimde 4 tane araştırma var ki karbonhidratı yüklediğiniz günlerde insülin sensitivitesi, yani insülin duyarlılığınız, biliyorsunuz insülin vücuttaki en anabolik hormondur, insülin duyarlılığının daha arttırdığını, bunun da ne olacağını gösteriyor. Yani vücudun besinlerinin gitmesi gereken yerine götüreceğini vücudunun bir garantisidir. Elinde 4 tane araştırma var. 2014, 2015, 2003, 2003 ve 2009'da yapılan araştırmalar. Bir araştırma var. Bu da International Journal of Sports Medicine araştırmasıdır dostlarım. Yani karb yüklediğiniz günlerde kaslarınız daha az yıkıma uğrayacaktır. Yıkılsa da daha çabuk onarılacaktır.
Ve de aynı zamanda performansınızın artıracağını da araştırmalar göstermiştir. Bu da aşağıda olacaktır. Başka söylemek istediğim şey, aynı zamanda düşük karbonhidratlı günlerin de insülin duyarlılığını artıracağını 2015'te Journal of Nutrition yayınlamıştır. Yani bu araştırmayı yapmıştır ve de gözler önüne sermiştir. Bu yüzden hala düşünüyorsanız eğer hangi diyet daha iyi, ben intermittent fasting mi yapayım, ben ketojenik diyet mi yapayım falan filan diye düşünüyorsanız, bence sizin yapmanız gereken, hiç denemediyseniz karbonhidrat cycling'i yapmanız lazım. Türkiye'yi bu diyeti yapmaya öneriyorum. Başka bir şey unuttum mu diye baktım ama başka bir şey unutmadım dostlarım. Bu yüzden bütün herkesin bu diyeti denemesini bekliyorum ve de bu diyeti deneyip nasıl sonuçlar aldığınızda yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Dostlarım gerçekten sonuçlar gelecektir. Bununla beraber söyleyeceklerim bitiyor dostlarım. Lütfen bu videoya 20.000 beğeni atmayı 24 saat içinde unutmayın. Es geçmeyin dostlarım. Sizlerin bana desteği çok büyük. Bu desteğinizin karşılığını daha fazla bilimsel bilgilerle, daha güzel bilgiler vermeye çalışarak sağlamaya çalışıyorum dostlarım sizlere. Daha fazla ne görmek istiyorsunuz videolarda, bu kanalda, bunları da sizden duymak istiyorum. Yorumlarda lütfen belirtin. Bundan sonra gelecek şey Ege Cinel gibi oyna basketbol videosu olacaktır. Ve de vlog geliyor. Amerika'da olaylar ne? İsyan mı var? Hastalık ne oldu? Bu hastalıktan dolayı kimse dışarı çıkmıyor mu? Kimse dışarı çıkıyor mu? Falan filan. Vlog günüm nasıl geçiyor şu anda güncel hayatımda? Bunları size gözlerinizin önüne sereceğim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Let's make gains up in this month. Bu arada bel inceltme, en son videomu izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Bel inceltme hiçbir idmana tabi tutmadan belinizi ipince göstermek istiyorsanız şu şekilde. Bu en son videomuzu izlemeniz lazım. Ege Fitness'i zahar. Peace out. Su içmeyi de ihmal etmeyin. Intermittent fasting diyet esnasında kesinlikle önermiyorum. 2 ay önce bir araştırma çıktı. Bunun hakkında da video gelecek dostlarım. Intermittent fasting şu şekilde bir şey var. Protein periyotlaması. Yani gün içinde yediğiniz proteinler, bakın 4 öğün yiyorsanız şu şekilde yerseniz eğer, 3 saat aralıklarla öğünlerinizi yerseniz eğer, vücudun daha fazla şekilde kas koyup bu kas protein sentezi için daha iyi olacağını, optimal seviyelerde gün boyunca tutacağını gözükmüştür. Ama eğer şöyle yaparsanız, intermittent fasting yaparsanız, yani sadece 2 öğün, şu şekilde sadece 2 öğün, aralarda 3 saat aralık var, ondan sonra 15 saat açlık çekiyorsanız eğer, bu kas protein sentezinin en optimal seviyelerde olmadığını araştırmalar göstermiştir. Evet, bu burada birazcık bir tweak olabilir, birazcık bir şey olabilir. Çünkü yapılan araştırmalar hem sabah hem akşam yemişti. 2 öğün yemişti. Yani idman öncesi sonrası yapmamışlardı yediği öğünleri. Ama bunun bile göz önüne çıkması aslında bizi riske sokabilir. Bu yüzden kesinlikle intermittent fasting önermiyorum. Yaptığınız öğünleri bu karbonhidrat cycling'de de şu şekilde öneriyorum. Sabah, idmandan önce, İdmandan sonra karbonhidrat buralarda yüklemeye çalışın genelde. Ve de akşam yatmadan önce kasein proteininiz, ki bu açlık seviyesinde sizin hala kas protein sentezinizi en yüksek seviyelerde tutabilsin ki vücut kaslardan almaya çalışmasın. Özellikle düşük karbonhidratlarla beslendiğiniz günlerde her öğünün arasına da en az 3 saat ara vermenizi öneriyorum. Bunu yaptığınız sürece çok güzel sonuçlar sizleri bekliyor. Bunları bile güzel aralıklı koydum yani, görüyor musunuz?